Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık 1. sınıf öğrencisiyim. Malum üniversite sınavlarına çok az bir süre kaldı. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Olur da aranızdan birileri okuduğum bölümü ya da okuduğum üniversiteyi tercih ederlerse diye. Umarım yararlı bir video olur. 12. sınıfı bitirdikten sonra ben bir sene mezuna kaldım ve bu sürede üniversite sınavına tekrar hazırlandım. TYT, AYT puanlarımı bulursam hemen şu kenara eklerim. Çok iyi bir puan ya da çok iyi bir sıralama yapmadım. Ama okuduğum üniversiteyi 75 bursla kazandım. Yanılmıyorsam benden sonra da 75 bursu kaldırıp 50 ile 100'ü bıraktılar sadece. Bu sene ne yaparlar bilmiyorum. Üniversite tercihlerimi de annemle beraber yapmıştım ve bu bölümü de annem istemişti. Şu an şikayetçi değilim bu bölümden, yani gayet memnunum okuduğum bölümden. Üniversite kayda da ilk gittiğim gün çok heyecanlıydım. Umarım siz de bu tatlı heyecanı yaşarsınız bir gün. İşte yeni insanlar, yeni ortam, oryantasyon programımız çok kalabalıktı. Bu sene koronadan ötürü yaparlar mı bilmiyorum tabii. Ya çok tatlı bir heyecanla girmiştim üniversite kapısından içeriye. O zaman da hazırlık okuduğumu öğrendim. Çünkü hazırlık okuyacağımı bilmiyordum İngilizce. Bizim okulda hukuk bölümü dışında bütün bölümlerde hazırlık senesini zorunlu tutuyorlar. Bir sene boyunca İngilizce hazırlık okuyorsunuz. Bence bu çok güzel bir şey. Bölümü İngilizce okumanız da çok güzel bir şey. Ben %30 İngilizce, %70 Türkçe olarak okuyorum bölümümü. Sizlerin de İngilizce, yani tam %100 İngilizce okumanızı tavsiye ederim bu bölümü kesinlikle. Çünkü artık Türkçe diline zaten hakimiz Türk olduğumuz için. Bunun yanında İngilizceyi zaten biliyorsunuz gözüyle bakıyorlar ve ekstra diller arıyorlar. Bizim okulda seçmeli ders olarak işte Arapça, Osmanlıca, Fransızca, Almanca, İspanyolca dilleri de var. Ben bu yıl birinci sınıf olduğum için daha çok kendi alan derslerime odaklanmak istedim. Ama ikinci veya üçüncü sınıfta farklı bir dil seçmeyi düşünüyorum ben de. Hazırlık senemi de Küçükyalı kampüsünde okudum. Bizim iki tane kampüsümüz var. Biri Küçükyalı'da, biri de Sütlüce'de. İşletme fakültesi de Sütlüce'de. Ama ben henüz sadece bir kere gittim. O da kayda gittiğim gün. Umarım ikinci sınıfı artık okulda başlarız. Finans ve bankacılık bölümü eşit ağırlıktan öğrenci kabul ediyor. Ama bence daha çok sayısal ağırlıklı bir bölüm. Eğer sizler sözele daha yatkınsanız bu bölümü okumanızı tavsiye etmem. Çünkü matematiği sevmeniz gerekiyor, hesap kitap işlerini falan. İsterseniz biraz aldığım derslerden bahsedeyim size, birinci sınıfın derslerinden. İlk dönem işte İnkılap, Türk Dili Edebiyatı, genel İngilizce, genel matematik olmak üzere 4 temel dersi zaten her üniversite veriyor diye biliyorum. Bunların yanında bir tane seçmeli ders gördük, hukukun temel kavramları ve 3 tane de alan dersimiz vardı. Genel muhasebe, Introduction to Business, işletmeye giriş ve mikroekonomiyi gördüm. Bu dönemde bu derslerin ikilerini görüyorum. Sadece işletmeye giriş Introduction to Finance olarak değişti, finansa giriş olarak. İlk zamanlar ekonomi derslerinde çok zorlanıyordum. Birinci sınıfın sonuna doğru artık, çünkü vizelerimi verdim, finalleri bekliyorum. Sona doğru işte ekonomi derslerine biraz daha ısındım diyebilirim. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda derslerine hakim değilim ama şurayı not almıştım. Sigorta yönetimi, banka muhasebesi, finansal matematik, dünya ekonomisi, sermaye piyasaları, uluslararası finansal pazarlar ve borsa işlemleri gibi derslerimiz olacak. Bunların çoğunu gene İngilizce olarak alacağım. Türkçe olarak söyledim ama bunların çoğu İngilizce dersler. Biraz da sizlere iş ve staj hakkında bilgi vermek istiyorum. Stajımı ben 3. sınıfta gönüllü olarak yapmayı planlıyorum. 4. sınıfta zaten hemen hemen her üniversite stajı öğrencilerine zorunlu kılıyor. Bir de 4. sınıfta bir staj eğitimim olur. İş imkanlarına da gelecek olursak, bu bölümü okuyanlar genelde merkez bankalarında ya da yurt dışında büyük bankalarda çalışmak umuduyla başlıyor. Ama her öğrenci için bu mümkün olmayabiliyor. Herhangi bir banka kuruluşunda çalışabiliyoruz. Zaten bölümümüz finans ve bankacılık. Bunun yanı dışında işte yatırım şirketlerinde, finans şirketlerinde, sigorta şirketlerinde de çalışabiliyoruz. Finans ve bankacılık bölümü mezunları zaten mezun olduktan sonra bütçe uzmanı, finans uzmanı, yatırım danışmanı unvanlarına sahip olabiliyor. Bir de
Yanılmıyorsam müfettişlik sınavlarına girip müfettiş olabiliyoruz. Mali müşavirlik sınavlarına girip kazanıp gene mali müşavir olabiliyoruz diye biliyorum. Çünkü ben de bu bölümü böyle araştırarak girmiştim. Yani bunları olabiliyoruz diye biliyorum. Umarım videom sizler için yararlı olmuştur. Bilgilerim, size sunacağım bilgilerim bu kadar. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.